herkes şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Sınırlarımızın dışında yine milletimizin mutluluğu için, güvenliği için canlarını veren şehitlerimizin aziz ruhları ve tazimleri ediyoruz. Yine 15 Temmuz gecesi bu vatanı işgalcilerden korumak için canlarını vermiş olan şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, minnetle anıyoruz. Ve arkadaşlarım da biraz önce hatırlattılar. Sınırlarımızın dışında bu memleketin insanları huzur içinde yaşasın diye canlarını veren şehitlerimizden Furkan Yavaş'ın annesi hanımefendi, şehidimizin annesi hanımefendi de aramızda bize büyük şeref, büyük onur vererek buraya teşrif etmişlerdir. Onun da önünde saygıların en büyüğüyle eğiliyoruz, ellerinden öpüyoruz ve şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yine bu nezih toplantıyı gerçekten çok güzel bir manzara şu anda karşımda gördüğüm manzara. Nezih toplantıyı düzenleyen Memur Sen Kadın Komisyonları Başkanımız Arzu Hanım'a, Arzu Osman Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Değerli hanımefendiler, özellikle birkaç gün önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. Ben dikkat ediyorum, işte çeşitli günler var. Anneler Günü, Kadınlar Günü, Babalar Günü falan. Ama bu Kadınlar Günü gerçekten artık bir müesses gün haline geldi. Ve önemli bir gün haline geldi. Bugün önemli şeyler konuşuluyor, önemli şeyler yapılıyor. Ben de Kadınlar Günü'nü en içten duygularla tebrik ediyorum. Ve aslında memleketimiz bir referandum, bir halk oylaması havasına girdi ama bu vesileyle kadınlarımızla ilgili birkaç cümle kurmama müsaade ederseniz, ben de Türkiye'de ve dünyada kadın meselesine dair düşüncelerimi sizlerle paylaşmak isterim. Değerli hanımefendiler, bizim tarihimizde özellikle 19. yüzyıl, 20. yüzyıl ve 21. yüzyıl tarihimizde modernleşme çok önemli bir meseledir. Modernleşme. Bir modernleşme çağı yaşadık biz. Yani 19. yüzyılın ilk yarısından hatta itibaren, yoğun olarak da ikinci yarısından itibaren. Ve modernleşme bizde dikkat ederseniz kadın kimliği üzerinden yaşanmıştır. Yani Türkiye'nin modernleşme tarihinin üzerine çalışan bir batılı mesela literatürü tararken kadına seçme ve seçilme özgürlüğünün verilmesi, kadına yasal hakların verilmesi, işte kadınlarla ilgili bir takım uygulamaların hayata geçirilmesi ve nihayetinde işte kadının başörtüsü üzerinden verilen, yapılan tartışmalar. Yani kadının başörtüsü üzerinden mesela Türkiye'de bir irtica korkusu yıllarca ayakta tutuldu, canlı tutuldu. Diğer taraftan kadının başörtüsünün bir özgürlük simgesi olduğu fikri bir sürü insanı cezbetti. Hatta diyebilirim ki buradan bir iktidar çıktı yani. Bu enteresan bir şey. Bunun üzerinde uzun uzun durmak lazım. Bir gün başka bir toplantı yapalım. Yani bu konuları bir sosyolojik şeyle de dikkatle de tartışalım, konuşalım inşallah. Birkaç gün önce, daha doğrusu dün eşim
Milli Eğitim Bakanlığı'nda memur benim eşim. Tunus'a gitti. Ve dün geldi. Gelir gelmez bana söylediği şey şuydu. Bu çok ilginizi çekebilir. Dedi ki, Atatürk'ten ve Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Niye dedim? Ya Hüseyin dedim, kadın yok burada dedi yani. Ve dedi, yani Türkiye ile iftihar etmeyen, bu ülkede yaşamaktan mutlu olmayanın dedi, Allah belasını versin dedi. Dur ya dedim, şey yapma, beddua etme dedim. Beddua işi bildiğiniz bir sebepten dolayı çok böyle şeyimi, kafamı karıştırdım. Niye dedim, ne oldu falan. Ya dedi, o kadar ilerideyiz ki dedi. Daha 1940'ların Türkiye'sinde oralar dedi. 50'lerin Türkiye'sinde. Bir kere kadınlar falan bizde o kadar yani ilerideyiz dedi. Orada kadın yok dedi. Ben dedim ki, yani Atatürk'ten, Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Ama sen şeyi de unutma dedim, Abdülhamit'i dedim. Bugünlerde dizisi de oynuyor. Abdülhamit kız mekteplerini açmasaydı kadının toplumda etkili sosyal hayatta mutlaka olması gereken bir konumda olması hususunu eğer tespit edip buna dair bir takım kararlar almasaydı Türkiye bu modernleşme şeyini süreçlerini biraz zor yaşardı diye şey yaptım. Hakikaten mesela enteresandır. 1908 ikinci meşrutiyetten sonra pek bunları Türkiye'de konuşmuyorlar. Bu da kadınlarımızın bilmesi gereken bir şey. 50'ye yakın kadın gazetesi var 1908'de. Sadece kadınlar için çıkartılmış gazete var. Kadınların karikatür dergisi var. Ve Nezihe Muhittin diye bir kadın var. Nezihe Muhittin, bakın bu ismi herkes kafasına yazsın da yani internetten falan bir araştırsın. Nezihe Muhittin, Cumhuriyet kurulur kurulmaz Kadın Halk Partisi'ni kurmak istiyor. Bir kadın partisi kurmak istiyor. Fakat o günkü egemen bazı erkekler gidiyorlar, Nezihe Muhittin'e diyorlar ki, bundan vazgeç diyorlar, senin kafanı koparmış. Kadın 8 yıl evinden çıkarmaz. Keşke kurulabilseydi bir kadın partisi. Türkiye eminim bugün günden daha iyi şartlar var. Bu kesin. Yani bizim modernleşme tarihimiz kadın kimliği üzerinden yaşanmış bir tarihtir. Ve maalesef bu mücadele yakın zamanlara kadar sürdü. Başörtü meselesini ben hayatımda hiçbir zaman bir dini simge olarak, bir ideolojik simge olarak falan görmedim. Ben o mücadele kadının başı açık kadın içinde verilebilirdi. Hiç fark etmez. Önemli olan kadının özgürleşmesi meselesidir. Ve Türkiye'de bu 20. yüzyılın ilk yarısında başarılmıştır. Ve bana göre Türkiye'de kadın özgürlüğü meselesi, kadının sosyal hayatta eşit mücadele dönemi, eşit var olma dönemi de başlamıştır. Bana göre ve bu çok önemli bir şey. Bu arada kadın hakları, kadının toplumdaki yeri konusu açılmışken bir kendi hayatımda yaşadığım bir tecrübeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Ben 2000'li yılların başında Afganistan'da danışmanlık yaptım. Afganistan devletine. Türkiye'den Afganistan'a herhalde en çok giden kişi benim. Şimdi de Türkiye, Afganistan parlamenterler arası dostluk grubu başkanıyım zaten. O ilişkiyi devam ediyoruz. Ben Afganistan'a gittiğimde çok üzülmüştüm. Yani Afganistan Müslüman bir toplum. Dünyanın en değerli şeyidir, coğrafyasıdır. Yani Türkiye, Ön Asya'da Türkiye nasıl kıymetli bir toprak parçasıysa, burada Asya'da da
Güney Asya'da da Afganistan öyle o kadar değerli bir, yani Orta Asya ile Hindistan coğrafyasının arasındaki geçiş noktasıdır. Bu kadar değerli bir ülke yerlerde sürünüyor ben gittiğimde. Bunun nedeni ne diye kafa yordum bu işe. Bulduğum yegane işte şu hanımefendiler. Afganistan'da toplumun, toplumsal hayatın hiçbir yerinde kadın yok. Ve hükmümü verdim. Hatta geldim burada bir sürü yazdım, çizdim. Konuştum çeşitli yerlerde. Afganistan'da toplumsal hayatın hiçbir yerinde kadın yok. Afganistan'ın sürünmesinin, ayağa kalkamamasının sebebi bence bu. Aynı şekilde mesela belli tarihlerde İran'a gittik. Yani gezmek için, turist olarak. Bakın bütün dünya Afganistan'ın ayağa kalkması için para yardımı yapıyor, başka yardımlar yapıyor, Afganistan'a ayağa kalkmıyor. Bütün dünya 30 sene İran'ı batırmak için, hani perişan etmek için uğraştı, İran'a hiçbir şey olmadı, dikkat edin. Şimdi batırlar İran'la iş yapmak için sıraya girdiler. Nedir bunun sebebi diye baktım. Yine ulaştığım en somut neden kadın. İran'da da hayatın her alanında kadın var. Biliyor musunuz 34 tane, yani İran'dan da pek hoşlanan birisi değilim. Onu İran'ı övmek için söylemiyorum da mesele kadın meselesi. İran'da 34 tane uluslararası çapta film yönetmeni var. Daha geçen gün bir Oscar kazandı yine. Kadın film yönetmeni. Oscar kazandı. En iyi senaryo Oscar'ı kazandı galiba. 34 tane uluslararası çapta kadın sinema yönetmeni var İran'da. Hayatın her alanında patron kadın. Dışarıdan söylenenlere inanmayın yani. Ben gittim gördüm. Kadın orada patron yani. Her tarafta kadın. Kadın meselesi böyle bir mesele. Türkiye'de bunu gerçekten Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan geçen gün çıktı bir konuşma yaptı. Dedi ki beni siyasette var eden kadınlar var. Hatırlayın. Doğru 1994 belediye seçimlerinde ama kadınlar kazandı. Kadınlar kapı kapı gezdiler, o seçimi kazandılar. Cumhurbaşkanımız da vefalı insan. Bunu söyledi ve bakın son 15 yılda ben bunu araştırdım. Son 15 yılda kadınlar için 500'e yakın kanun bir yönetmelik çıktı. En çarpıcı iki şeyi söyleyeyim. Bir tanesi 2010'daki anayasa değişikliğinde kadına pozitif ayrımcılık ilkesi getirdik. Anayasal maddesi haline getirdik. Temel yasa haline getirdik. Yani benle bir kadın bir yerde işe girecekse öncelik kadının pozitif ayrımcılık. Bunu getirdik. 2013'te bir yasa çıkarttık. Hayat tarzını koruma yasası. Bakın bunlardan çoğu kimsenin haberi yok. Bugün bir kadına sen saçını örteceksin, niye saçın açık, günah falan dediğiniz vakit çok açık. Onun hayat tarzına müdahale edip çok cezası var. Aynı şekilde bir kadına aç başını falan dediğiniz zaman, baskı yaptığınız zaman onun da cezası var. 3 yıl hapis yaparsınız. Nitekim son günlerde 2 verdiğim örneğe de örnek teşkil edebilecek bir olay yaşandı. Bir tanesi serserinin biri bir kadına tekme attı. Saçı açık bir kadındı. Aldılar içeriye. Bir başka kendini bilmez bir kadın, başörtülü bir kadının, biliyorsunuz, başörtüsünü çekti ve hakaret etti. O da aldılar içeriye. Böyle yani. Türkiye böyle. Bunlar önemli şeyler. Bunları unutmayacağız. Şimdi bir referandum, bir halk oylaması yapılacak. Bu halk oylaması için siyasi partiler, sağ, sol, şu, bu kesimler çeşitli sloganlar söylüyorlar. Dertlerini daha iyi anlatabilmek için. Mesela işte vatan için evet diyoruz biz. Demokrasi için evet diyoruz. Ondan sonra huzur için evet diyoruz. Başkaları da başka şeyler için hayır diyorlar. Bugün burada
kadın arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle beraberken ve meseleye kadın açısından bakmaya çalışırken aklıma gelen şey şudur ve buna şuna inanın yani yürekten yani kalbimin en samimi haliyle söylüyorum. Aklıma gelen, zihnime gelen slogan şu. 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında, hükümet değişikliği sistemiyle ilgili halk oylamasında en fazla evet çıkmasını istediğim ve istememiz gereken, sizin de istememiz gereken mesele şudur. Niçin evet? Evet ama evet vereceğiz ama niçin evet? Ben size söyleyeyim. Kadın için evet. Rasyonel bir şey. Yani şimdi dikkat ederseniz şeye dikkat ediyorum. Yani klasik bir siyaset konuşması, propagandası yapmamaya dikkat ettim. Yapmam da zaten sizin karşınızda. O kadar gördüğüm şeyim var yani. Kültürüm. Bu bir rasyonel bir şey. Yani bu bir popülasyon meselesi, nüfus meselesi. Demokrasi şu, 5 yılda bir sandık konur, sandık önemli bir şeydir ve insanlar gider oraya oy atar. Bu ülkenin parasını yönetecek olan kişiyi seçer ve ekibi seçer, partiyi seçer. Bu işin parlamentosunu seçer, ülkeyi yönetecek insanı seçer. Bu toplum hakkında kararlar verecek olan kişileri seçer. Kendi adına kararlar verecek olan kişileri seçer. Bu seçenlerin %50'sinden fazlası bizim ülkemizde kadın. Kadın. Ve dikkat edin, kadın tarihi konuşulurken en fazla üzerinde kurulan şey nedir? Seçme ve seçilme. Türk kadınının modernleşme tarihindeki yerini de belirleyen şey esasında. Seçme ve seçilme hakkı. 1934'te sanıyorum bu seçilme hakkı da verildi. Bu çok önemli. Bu bir takım Avrupa ülkelerinden daha öncedir bu yani tarih itibariyle. Dolayısıyla kadın nüfusun yarısından azıcık fazlasına da sahip olduğu için bir popülasyon meselesi demem sebebi oldu. Demografik bir meseledir. Şudur, iktidar dediğimiz varlığı ortaya çıkmasının bir numaralı nedeni kadın. Yani kadın belirliyor Türkiye'de iktidar. Ya bir an için hani şöyle bir senaryoyu aklınızdan geçirin. Kadınlar sandığa gitmeseler ne olur? Türkiye'de iktidar çıkmaz. Veya sakat çıkar. Demokrasi olmaz orada yani. O yüzden demokrasi zaten kadınlara çok yakışan bir şey yani. Hatta Batı'da bazı filozoflar demokrasiyi yani kadın gibi gösterir, kadına benzetir. Yani işlevleri bakımından. Şimdi niçin kadın için evet? Şundan dolayı bakın çok uzun uzun girmeyeceğim. Daha çok konuşacağız. Önümüzde bir zaman daha var. Şunun için. Şimdi kadını toplumsal hayatta en önemli fonksiyon sahibi varlık haline getiren modern hayatta ve demokrasilerde seçimdir. Bir sandıktan iktidar çıkartabilme kabiliyetidir. O yüzden biraz önce dedim seçme ve seçilme hakkı modernleşmemizde kadının en görünür kılan şey diye. Şimdi seçme yani nüfusun yarısından fazlası kadın ve sizin oylarınızla iktidar belirleniyor. Sizin iktidar belirleme yeteneğiniz iktidarı belirleme yeteneğiniz ne kadar artarsa
talepleriniz, istekleriniz ve nasıl bir Türkiye'de yaşamak istediğiniz istiyorsanız onun gerçekleşme imkanı da o derece artar. Bu matematiksel bir şeydir. Yine kim dört ettiği gibi. Siz son 15 yılda kadın haklarındaki ilerlemelerin, yani 2010'da anayasaya pozitif ayrımcılığın girmesinin nasıl olduğunu zannediyorsunuz? Yani Tayyip Erdoğan bunu sadece kadınları çok sevdiği için yapmadı. O bir siyasetçi, biliyor ki kendisini iktidara taşıyan en önemli husus kadınların verdiği oy, ona verdiği destek. Şimdi bütün politikacılar kaçınılmaz bir şekilde kadınların seçme yeteneği ve seçme imkanları artarsa bütün politikacılar ister istemez gelecekler, sizin önünüzde oturacaklar ve sizi ikna etmeye çalışacaklar. Bakın, oy, yani siyasi gücünüz ve hükümetleri, sizi yönetip, yani Türkiye'yi yönetecekleri belirleme yeteneğiniz şundan dolayı artıyor. Şimdi mevcut sistemde şu, mevcut sistemde de iktidarları belirliyorsunuz da şöyle oluyor. Bir meclis seçiyorsunuz. 5 senede bir gidiyorsunuz, meclis seçiyorsunuz. Oy veriyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi oluşuyor. Tamam, oraya kadar. Tamam, o meclisi siz seçiyorsunuz. Önemli ölçüde kadınların iradesi şekillendiriyor. Ama ondan sonrasına bir söz hakkınız yok. Ben milletvekiliyim işte, biliyorum. Ben milletvekili olarak benim söz hakkım yok ki sizin olsun. Seçiyorsunuz, tamam. Oradan hükümet çıkıyor. Hükümet çıkıyor. Kimin başbakan olacağına siz karar vermiyorsunuz. Kimin bakan olacağına da size sorulmuyor. Siz karar vermiyorsunuz. Yani seçiyorsunuz meclis, o kadar, tamam. Denetim de yapamıyorsunuz. Yani doğru düzgün bir halk denetimi de yok bu sistemde. Ama bizim şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemi diye önerdiğimiz sistem sizin gücünüzü şöyle ikiye katlıyor. Ve sizin siyasi yeteneğinizi, siyasetteki belirleyici kabiliyetinizi şöyle arttırıyor. Şimdi bizim getirdiğimiz sistemde meclisi seçiyorsunuz, siz seçiyorsunuz. Yani mecliste kimin olacağını, kimin çoğunlukta olması gerektiğini siz karar veriyorsunuz. Öbür taraftan icra makamı, yani bugünkü işte başbakan, o zaman cumhurbaşkanı oluyor. Başbakanlığı kaldırıyoruz. Aynı işte yetkiler cumhurbaşkanlığına geçiyor. Cumhurbaşkanlığı da siz ayrıca bilirsiniz. Bu anlaşılacak bir şey var. Yani gücünüz ikiye katlanıyor. Meclisi seçiyorsunuz. Cumhurbaşkanlığını da siz seçiyorsunuz. Yani tamam canım, erkekler de oy veriyor da şimdi kadın üzerinde, çünkü kadınlar belirleyici oluyor. Yani belirleyici. Yani Türkiye'de araştırma var. 1 milyon kadın hangi parti fazla, yani hangi partiye yönelirse, o 1-2 milyon kadın hangi partiye yönelirse o iktidar olur. Çok açık. Erkeklerin böyle bir araştırma görmedim ya. Yani. Kadın oyları biraz daha fazla çünkü. Bir de kadın oyları sadık olur. Erkekler pay yok yani. Şeye göre. Kadın oylarının daha sadık, sadakatli oylar olduğu araştırmalarla çıkıyor. O yüzden onun üzerinden. Dolayısıyla hem meclisi, yasamayı, yani kanunları çıkaran yeri siz belirlemiş oluyorsunuz yeni sistemde. Hem ayrıca Türkiye'de icra gücünü kullanacak olan, yani gücü kullanacak olan, işte yürütme dediğimiz şeyi Cumhurbaşkanı siz belirlemiş oluyorsunuz. O zaman siyasetin sizin önünüze geldiği zaman sizin pazarlık gücünüz artıyor. Demokrasi günün sonunda seçmenle, oy verenle, siyasetçi, ülkeyi yönetecek olan kişi ve kişiler arasındaki bir ilişkidir. Siyaset budur yani, demokrasi budur. Açık, şeffaf bir ilişkidir yalnız.
gizli kapaklı değil de şeffaf olmuş. Kadın gelir kadının önüne veya erkeklerin önüne der ki senin için şunlar şunlar yapacağım. Kadın da der ki bu yetmez. Ben bunları bunları da istiyorum. İlişki böyle bir ilişki. Gelişme de biraz böyle oluyor yani. Bu taleplerden hareketle siyaset şekillendiriyor kendisi. Dolayısıyla bakın bizim önerdiğimiz sistemde kadının siyasi gücü ve yetenekleri bir kat artıyor. Çok açık. Yani işte %50 ise %100 olur. Yani böyle söyleyeyim. Yani bir kere bunun altını çizmek isterim. İkincisi, şimdi kadının en önemli vasfı, yani bana sorsalar, kadınla erkeği ayıran en önemli vasıf nedir? Yani kadının en önemli vasfı nedir? Ben aklıma hemen şey gelir. Ya bunu eşimle de tartışmışımdır. İstikrar. Kadın istikrarlı bir var. İstikrarı sever. Çünkü kadın kavgayı, gürültüyü, adamı öyle yaratmış. Şeyi, bozgunculuğu falan sevmez. Çünkü yani koruması gereken bir ailesi vardır, onu düşünür. Çocuklarının istikrarını düşünür. Kadının düşüneceği çok şey var. Kadın zaten istikrarı seven bir var. Allah öyle yaratmış. İçine öyle şeyler kazandırmış, vermiş. Şimdi istikrar hakikaten bir toplumun kalkınması, ilerlemesi için çok önemli bir husus, biliyorsunuz. Bu bizim getireceğimiz sistem, istikrarı garanti eden bir sistem. Niye? Şimdi siz oyunuzu verdiniz. 16 Nisan akşamı saat işte 7.30-8 civarında bu ülkede, bu ülkeyi 5 yıl kimin yöneteceği belli. Nasıl yöneteceği belli. Ne zaman tekrar sizin önünüze geleceği de belli. Her şey belli olacak. Sandıkta kurmuş oluyorsunuz hükümeti. Mevcut sistemde nasıl seçiyorsunuz sandıktan? Bir kere bu yeni sistemde koalisyon diye bir şey çıkmıyor. Koalisyon yok. Olmuyor. Uzlaştık. Yani %51 çünkü oy alman gerektiği için burada. Öbür mevcut sistemde %25 ile iktidar olabilirsin. Koalisyon çıkıyor. Zaten Türkiye'de işte biliyorsunuz koalisyonlar tarihidir. AK Parti gelene kadar böyleydi. Nitekim 7 Haziran'da şurada işte bir sene önce başımıza geleni gördünüz yani. Bir o 7 Haziran'da bir koalisyon şeyi doğdu, ortamı doğdu. Memlekette terör, kabus gibi yani. Her şey doğdu. Öyle. Yani koalisyonlar her zaman arkasından darbe gelmiş. Öyle de. Şimdi bir kere sandıktan hükümet kurulmuş olarak. Yani şeyi söylüyorum. Yani bugünkü sistemde meclisi seçiyorsunuz. Mecliste kim bakan olacak? Hükümet nasıl kurulacak? Güven oyu alacak mı? Almayacak mı? Ne zaman alacak? Aradan 2 ay geçiyor. 2-3 ay geçiyor. Bunların hiçbirinin kontrolü sizde değil. Ondan sonra bu mevcut sistemde işte sürekli gelen sorular, sürekli tartışmalar, erken seçim olacak mı olmayacak mı, olsun mu olmaz mı tartışmaları. Yatırımcı cebindeki parayı götürüp piyasaya yatırmıyor. Çünkü sürekli bir korku, seçim mi olacak, bilmem ne olacak. Bana bugün Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi. Yatırımcı parayı piyasaya çıkartmıyor. Dövizdeki yükselişi sebeplerinden birisi. Şimdi böyle sorunları var mevcut sistemde. Öbür bizim önerdiğimiz sistemde sandıkla belli oluyor. O gün akşam siz biliyorsunuz. Sizi kim yönetecek? Kaç yıl yönetecek ve kimlerle yönetecek? Belli oluyor yani. Şimdi dolayısıyla istikrar içinde bu sistem çok önemli. Bakın ben bu konuda şeyi uzatmıyorum. Bugün çünkü biraz da kadınlarımız için özel bir gün. Bunlar önümüzdeki günlerde çok uzun konuşacağız ama şu kadarını söyleyeyim.
İçinizde çoğunuz annesiniz, babasınız. Çocuklarımız için yaşıyoruz benim bundan sonra. Ve biz çocuklarımızın bizim yaşadığımız Türkiye'den daha iyi bir Türkiye'de yaşamasını istiyoruz. Bakın Türkiye kaynaklarını iyi kullanamıyor. Bu mevcut sistemde kaynaklarını iyi kullanamıyor. Eğitiminde yapması gereken hamleleri yapamıyor. Yani sistem müsaade etmiyor mevcut sistem. Bir vesayet sistemi olarak kurulmuş çünkü. Bu su yanlış bir sistem. Bu sistem ekonomide kaynaklarını kullanamıyor. Bakın Cumhurbaşkanı ve Başbakan devlet bankalarına rica ediyor. Dinlemiyorlar, emrediyor. Şu krediyi verin diyor şu insanlara yatırım. Vermiyorlar. Ondan sonra Cumhurbaşkanı ve Başbakan diyor ki ya devlet bankalarına talimat veriyoruz, talimatımızı yerine getiriyorlar. Biz bu içinde bulunduğumuz ve bizi büyük devletler seviyesine, güçlü devletler seviyesine çıkaracak olan, çıkmamızı engelleyen içinde bulunduğumuz durumdan bu yönetim biçimiyle kurtulamayız. Bakın, yani ben size sözlerimi fazla uzatmayacağım da, insan bazen hatıralarını unutuyor, yani kendi yaşadığı hayatı unutuyor. Ben geçen gün bir uykumda kaçtı, gece düşündüm. Ben öyle şeyler yaşamışım ki, bunları hatırladım. Bakın, ben size söyleyeyim, 91 yılında genç bir danışmanım o zaman, Süleyman Demirel'le çalışıyoruz, yani kampanyasına şey yapıyoruz. Yardım ediyoruz, danışmanlar. Geceler o günü sokaktaki evinde falan bazen otururdu. Olmasaydı 80 darbesi olmazdı derdi bize. Ve Amerikalı örnek gösterir. Bak adamlar ne zaman seçim yapacağı belli, nasıl yöneteceği belli, her şey bizde belli değil. Sistem olsun, sistem de. Mesela hatırladım 94 yılının ilk dönemi ve ben Mesut Yılmaz'a 4 aylık bir danışmanım. Yapmışım 4 ay. Mesut Bey de aynı şeyleri söylemiş. Mesut Yılmaz. Ya kardeşim derdi ya. Bu parlamenter sistem değil ki. Bu kanı bozuk bir sistem derdi. Bu derdi yani işte askerler oturmuşlar kendilerine göre bir sistem yapmışlar diye ki doktorumla duydum. Ondan sonra 95'in ilk aylarında Tansu Çiller'in danışmanı oldu. Tansu Çiller'le bütün gün beraber geçerdi. Tansu Çiller derdi ki ah derdi. Yani şu Amerika'daki gibi bir sistem olsa şurada neler yapıyor bu ülkede. Bu ülkenin imkanları var, her şeyi var. Fakat sistem bu. Bu bürokrasiyle ben ne yapacağım derdi. Yani ardından Çiller'den önce bir de Özal'la yakınlığım oldu benim. O zaman genç insanlardı. Özal bizi toplamıştı böyle gençler. Ayrı parti kuracaktı. Bize de programını plan yazdırıyordu. Yazdığımız o ikinci değişim programı diyelim. O programa işte başkanlık sistemini koydurmuştu. Baştan sona başkanlık sistemini savunmuştu Özal. Sonra işte Çiller'le çalıştım. Çiller'in artık asli danışmanı oldu. Tansu Hanım bu siyaseti bırakıncaya kadar hep bozuk sistemi şikayet etmiştir. Mevcut sistem, bozuk birden bozuk sistem diye. Bu sistemle hiçbir şey olmaz bu ülkede diye. Bir tek bu insanlar gece gündüz çalışırlardı, çalışkan insanlardı. Siyasi hayatları nasıl bitti biliyorsunuz. Başarısız oldukları için değil ya. Bu sistem herkesi başarısız oluyor. Yani Tayyip Erdoğan başarılı olduysa büyük azmi ve iradesi sayesinde değil mi? Bir de millet daha önce yapmadığı bir şey yaptı. Millet artık sahaya indi. Milletin ferasetiyle falan yürüdü bugüne kadar. Bugün biz de tıkandık. Yoksa ne diye vazgeçelim bu sistemde? Bu sistem bizi zaten sürekli iktidar yapıyor. 15 sene yapmış, 15 sene daha yapar. %30'da iktidar oluyorsunuz. 35'li oluyorsunuz, 45'li oluyorsunuz bu sistemde. Başkanlık, yani Cumhurbaşkanlığı sisteminde en az %51 almanız lazım.
hayatınızı niye bozar? Ama görmüyor musunuz? Yani biz milli geliri 11 bin, 12 bin doların ötesine çıkartamıyoruz bu sistem. Çıkmıyor. Çıkartamayınca sizin milli gelirindeki aldığınız payda o kadar oluyor. Zenginleşemiyoruz toplumda. Çocuklarımız daha iyi okullarda okuyamıyorlar. Savunma sanayinde daha hızlı gelişme sağlayamıyoruz. Daha iyi evlerde, daha iyi çevrelerde yaşayamıyoruz. Milli gelir artmayınca nasıl olacakmış? Bunlar hep birbirine bağlı. Bu sistemde daha ileriye gidemiyoruz. En iyisini yaptık. Bizden daha iyisini yapan bu kadar memlekete eser de kazandı. Ama daha ileriye gidemiyoruz. Sistemin değişmesi gerekiyor. Yani bir dükkan açıyorsunuz. Bakıyorsunuz 3 ay, 6 ay, 1 sene geçiyor. İşler iyi gitmediği zaman vitrini değiştiriyorsunuz, eleman değiştiriyorsunuz, malın cinsini değiştiriyorsunuz, reklam biçiminizi değiştiriyorsunuz, değil mi yani? Türkiye 60-70 senedir bocalayıp ve aynı şey. Güney Kore ile Güney Kore 30 sene önce bizden çok daha gerilerden başlamış. Şimdi tersa tersa geçmiş bakıyoruz nasıl yapmışmış. Sistem değişikliği. Başkanlık sistemine geçmiş. Adamlar kurtulmuşlar. Fransa 1958'e kadar her 100 yani 105 günde 3 ayda bir hükümet değişikliği yaşıyordu. Yarı başkanlık sistemine geçti. Kurtulmuş Fransa. Avrupa'nın büyük gücü haline geldi. Bunların örnekleri de var. Şimdi Muhsin Yazıcıoğlu'yla arkadaşlarımız vardı. Beni bu fasulye yemeğe davet ederdi zaman zaman. Yani danışmanlığınızdan da istifade etmek isterdi. Çok iyi bir insandı. O da derdi, bu düzen bozuk düzen. Bu düzenin değişmesi lazım. Yoksa memleket adam olmaz diye o da söylerdi. Bundan da duyarız. Rahmetli Türkeş, o zaman Kasım Gülek'in çocuklarıyla arkadaşlarıyla İdönü'nün başbakan yardımcısı Kasım. Türkeş Bey de onun çok iyi arkadaşıydı. Hafta sonları beni evden alırlardı, oraya giderdik, vakit geçirirdik. Yani Kasım Gülek rahmetli, rahmetli Türkeş, Türkiye için en iyi sistemin başkanlık sistemi olduğunu söylerlerdi ve ben kaç sefer bunu da anlayamadım. Yani. Sonra geldik bugünlere, Tayyip Erdoğan da aynı şeyi söyledi. 15 senedir bu ülkede tek iktidar. Daha bu sistemle yani şu değiştirmek istediğimiz sistemle 15 sene daha iktidarda kalabilir yani. Tayyip Erdoğan'dan daha güçlü şu anda kim var Türkiye'de? Her istediği oluyor. Her dediği olur. Bundan daha büyük. Yani onun isteği de yani bu ülkede onun isteği de yapamayacağı bir şey yok. Mesele o değil ki Tayyip Erdoğan'ı güçlendirmek, onu daha güçlü kılmak falan değil. Tayyip Erdoğan daha büyük bir güce ihtiyacı yok. Ama memleketin bu değişikliğe ihtiyacı var. Yani bir insan sağlığını kaybediyor. Yani bir yerleri aksıyor, bazı organları sıkıntı çıkartıyor. Doktora gidiyorsunuz, doktor gerekirse ilaç veriyor, gerekirse organ nakli yapıyor. Size yeni bir beslenme biçimi öneriyor. Toplumlarda insan bedeni gibi bir şeydir yani. Arıza var işte. Bakın tarihimize bakın arkadaşlar. Hepiniz bu tarihin bir kısmını yaşadınız, bir kısmını daha yaşamadığınız kısımlarda duymuşsunuzdur televizyonlardan. Biz 1950'de, 46'da başladık çok farklı hayata. O günden bugüne bakın bir leş haline gelmiş. Leş yani. Özür dilerim bu ifadeyi kullandığım için. 5 tane askeri darbe. Onun üzerinde darbe girişimi. Allah aşkına daha işte şu falan 9 ay önce 15 Temmuz oldu. Korkunç bir şey. Yani hala tarif edemiyoruz. Yani ben o ateşin içinde bir kez daha gördüm o akşam Ankara'da işte. Bilirsiniz de. Bazı arkadaşlar diyor, o akşam nerelerdeydik yani. O ne korkunç bir şeydi ya. F-16'larla bu milletin üzerine ateş açtı.
Niye? Niye bu oluyor? İşte bu sistem bunu üretiyor kardeşim. Eninde sonunda bunu üretiyor. Ne kadar iyi yönetirsen, ne kadar iyi işletirsen işte. Bu sistem bunu üretiyor. Bunları bilelim. Yani bakın benim şeylerimde, hatıralarımda geçen düşündüm. Ya benim tanıdığım, geçmişte tanıdığım bazılarına danışmanlık yaptım, bazılarına ahbaplık yaptım. Hepsi bu sistemden şikayetçi ve değişmesi gerektiğini söylüyor. Niye değiştiremediler? İşte onu yapamazlardı. Çünkü bu sistemin böyle kalmasını isteyen yerli, yabancı bir sürü odak var. Çünkü menfaatleniyorlar bu sistemden. AK Parti'nin başına gelenlerin sebebi nedir biliyor musunuz? Şu 15 senedir pişmiş dalın başına gelmedi bizim başımıza gelen. Kapatılma davası, başkanı seçtirmediler, darbe girişimleri, FETÖ, METÖ, her şey, bölücüler. Başına gelenler kazıdığın zaman niye oluyor bunlar? İki şey çıkıyor. Bir tanesi, AK Parti 15 senedir böyle Türkiye'nin iliğini kemiğini sömüren faizcilerin faiz borularını kesmiş. 2002'de iktidara geldiğinde 100 liranın 86 lirası faize gidiyordu. Bugün 12 lirası. Aradaki fark düşünün. Bugüne kadar parasal değeri de 700 milyar civarında bir para. Bu para Türkiye'de 3 bin ailenin cebine gitmiyor. AK Parti bu parayı yola, baraja, şuna buna, alt geçide, üst geçide bunlara harcadı. Medenileşme önünde harcadı. Bu 3 bin ailenin cebine giriyor. Sıkıntı burada. Birinci sıkıntı. İkinci sıkıntı da AK Parti Türkiye'yi büyüttü. Ekonomisini büyüttü. Askeri gücünü büyüttü. Silah sanayini büyüttü. Ve sınırlarının dışıyla da ilgilenmeye başladı. Dünyanın egemen güçleri bundan hoşnut değiller. İstemiyorlar. Ama istedikleri kadar istemesinler. İşte Cerablus'a soktuk orduyu, Suriye'ye soktuk ve o masaya biz de oturacağız dedik. Yani çok güçlü ve çok tarihi, çok büyük bir liderimiz olduğu için bu kadar hani bu sistemle başarılı işler yapabiliyor. Ama biz de tıkandık. Tıkanır yani. En başarılı insan bile tıkanıyor bu sistemle. O yüzden bu sistemin değişmesi lazım. Bu sistem pek çok bakımdan değişmesi lazım da ama tekrar ediyorum ve sözlerimi bununla bağlamak istiyorum. En fazla kadın için evet demek istiyorum. Çünkü ben 50 küsur yaşına geldim. Hani insan benim gibi bir de hani çok okumaya çalışan, yani profesyonel öğrenciliği hiç bırakmayan bir adam, kitap varla, çok gezdiğimiz için, çok genç yaşta önemli tecrübeler kazandığımız için, önemli devlet adamlarının yanında bulunduğumuz için insan daha hızlı olgunlaşıyor. Belki 70 yaşında ki olgunlaşma seviyemize bu yaşlarda geldik gibi hissediyorum. Bilmiyorum doğru mu hissediyorum ama yani geldiğim noktada benim hayata, insana dair şöyle bir fikrim oluştu. Ben bunu herkese de paylaşıyorum. Yani çok açık bir şey. Kadının yaptığı her iş doğru. Daha düzgün olur, daha doğru. Tercihleri de daha doğru. Çünkü Allah onlara bir sezgi, daha kuvvetli bir sezgi. Yani koruyacağı çok şey olduğu için koruyacağı, buna göre de bir sezgi vermiş. O yüzden ben diyorum ki yeni siyasi sistemin üzerinde kadının gücü, etkisi daha fazla olsun, daha fazla etkilesin siyaseti, buradan iyi bir şey çıkar. Afganistan-İran örneği karşılaşması yapmamın sebebi de o. Kadın toplumun hayatının içinde, siyasetin üzerinde ne kadar etkili olursa inanın erkekler içinde, toplumumuz içinde o kadar iyi olur. Benim bakın bu yaşta geldiğim, zihnimin geldiği nokta burası. Seviye burası. O yüzden diyorum ki ben, yani kadın için evet, için anlamı şu. Bu bizim önerdiğimiz Cumhurbaşkanlığı sistemi, kadının siyasete
etkisini, siyasetteki gücünü önemli ölçüde arttırır. Bu fırsatı kaçırmamak lazım. En başta da kadınların bu işe asılması lazım. Bakın 18 madde var. 18 maddeden benim izah edemeyeceğim, isterseniz şimdi sorabilirsiniz, izah edemeyeceğim hiçbir madde yok. Hiçbir madde. Ve ben yani kimseye böyle hani incitecek bir laf etmekten falan özellikle kaçınırım bu tür şeylerle. Hayır diyen bazı siyasetçiler, yani hayır diyebilir insanlar. Çok saygıdeğer bir tercihtir benim açımdan da. Bugün bir takım politikacılar, bir takım işte televizyonlarda öne çıkan bu hayır 18 maddeyle ilgili hayır kampanyası yürütenlerin argümanları ya eksik, ya bilgisizce, yani cehaletten kaynaklanıyor ya da kötü niyetli. Sadece siyasi propaganda yapıyoruz. 18 maddenin içinde izah edemeyeceğimiz, açıklayamayacağımız, doğruluğuna ikna olmanızı sağlayamayacağımız hiçbir madde yok. Ben ömrüm bunlar olmasına geçti. Yani kafama yatmayan bir şey olsa partide ben bunları seslendirirdim. Yani ben şu demokrasiye uymuyor şu madde derdim. Tam tersi. Bizim getirdiğimiz sistemin özeti şu. Patron millet olur. Millet sistemi zaten. Hükümete de millet karar versin. Meclise de millet karar versin. Herkes millete verdiği sözü tutsun veya tutmasın. 5 sene önce milletin önüne gitsin, millet değerlendirsin. Karneyi millet versin. Kimi sınıfta bırakacaksın, bıraksın. Kimine yürüyün, kime yürüyün diyeceksin, yürüsün. İşte bu noktada kadınların gücü çok belirleyici olacak yeni sistemde. Ben onu demek istiyorum. Sözlerimi tekrar kadın için evet diyorum. Arzu Osman hanımefendiye tekrar teşekkür ediyorum bu güzel toplantı için ve beni dinlediğiniz için, ilginizi eksik etmediğiniz için sizlere tek tek ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, çok teşekkür ederim.